Her şey tamam hünkârım. Petrol çıkartılacak araziler, makinalar, oraya gidecek mühendisler ve işçiler, her şey tamam. Hazır görünüyor. Bu vaziyette bizim bu masada oturmamıza lüzum kalmadı. Niçin öyle dediniz paşam? Siz her şeyi düşünmüşsünüz. Osmanlı şirketine ihtiyacınız kalmamış. Aa, öyle demeyin lütfen. Sizin tecrübenize, hünkârımızın kudretine her vakit ihtiyacımız var. Hünkârımız tamam dediği zaman bu işe başlayabiliriz. O kadar emek sarf edildi. Nihayetinde tüm petrol bir Alman şirketi tarafından çıkarılacak. Bizi avutmayınız lütfen. Alınıyorum ama. Biz de kaybediyoruz. İkinizin de vehimleri yersiz. Niçin hünkârım? İki şirketi de feshettim. Araziler hazineyi hassaya alınacak. Petrol çıkartamayacağız maalesef. Ama hünkârım... Lütfen. Hissiyatla davranıp da itiraz etmeyiniz. Rica edeceğim. Petrol arazilerinin hazineye hassaya alınmasında Mahmut Paşa vazifeli olacak. Affedersiniz hünkârım. Benim bu masada bir işim kalmadı. Müsaadenizle. Bay Herzl, baskıya çıkacak gazetenin provası. Abdülhamit milletin istikbalini İngilizlere peşkeş çekti. Artık petrol hisseleri İngilizlerin elinde. İstikbalin en mühim enerji madeninden Osmanlı Devleti faydalanamayacak. Siz bu devletin asil evlatları, buna mani olmayacak mısınız? Baskıya verebilirsiniz. Bu su talebelerin sofrasında olacak. Nedir o? Milyonlarca insanı öldürmüş bir katil. Bu mu? Çok tesirli bir zehir olsa gerek. Zehirden öte bir şey bu. Kolera mikrobu. Ne yapacağım bunu? Abdülhamid'in davetine icabet edenleri içtikleri suya karıştıracaksın. Anlasınlar. Dost sandıkları Abdülhamid kimmiş? Hey! Bana yardım eder misin? Sen geç, ben geliyorum. Sen İngiliz sefaretinde çalışmıyor musun? Evet. Ben de seni tanıyorum. Neden suları sen getirdin? Şekerli bir iş. Hadi gel benimle. Ben saraya yemeğe gideceğim. Hem ne işin var Abdülhamit'in davetinde? Sefaretin başını belaya sokma. Boğazım kurudu. Bana biraz su getir. Emredersiniz sultanım.
işini ölçtü. Doktor! Doktor! Pekin'e yetişmeye çalışıyoruz. Gel şöyle bir otur. Sait, Hikmet, siz de mi hastalandınız? Biz de hastalandık. Yemeğe giden herkes burada. İyi ama neden? Nasıl olur? Neden olacak? Abdülhamit hepimizi zehirledi. Buyurun Sultan, ziyade olsun. Seni zindandan Naime Sultan kurtardı. Babasından gizli saraydan çıkıp kavga ettiğin adamı bulmuş. Şikayetinden vazgeçmesini rica etmiş. Bunu yapan hünkârın kızı bir sultan. Üstelik söylentiye göre şu anda ölümlü pençelişiyor. Kolereye yakalanmış. Beni emretmişsiniz hünkârım. Gerfant efendi. Size bir müjdem var. Beni sevindirecek tek şey hünkârım, sizinle petrol meselesinde yeniden beraber çalışmak olacaktır. Kesin konuştunuz. Lakin ailenizi gördüğünüz vakit daha çok sevineceksiniz. Neticede uzun zamandır görmüyorsunuz onları. Hatice Sultan. Gerfant Efendi'nin ailesini içeri alınız.
Gerfant Efendi'nin ailesini içeri alınız. Kıymetli kocanızla dostluğumuz burada pekişti hanımefendi. Haytahta hoş geldiniz. Artık çocuklarınız baba hasreti çekmeyecekler. Ekselansları, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Size minnettarım. Çocukların babalarını çok özlemişlerdi. Hadi çocuklar, sarılın babanıza. Gelin bakalım. Nasıl özledim. Bizi kavuşturduğu için hünkârımıza ne kadar teşekkür etsek az. Eskiden beri çok çalışırdı Gerfant. Bu yüzden bizi ihmal etti. Belki siz onu ikaz ederseniz sizin sözlerinize çok kıymet veriyor. Hanımınızı duydunuz Gerfant Efendi. Bence hep beraber Ma ile payitahta yerleşiniz. Tabii. Tabii hünkârım. Size de minnettarım bu inceliği düşündüğünüz için. Hakikaten çok mutlu oldum. Müsaadenizle biz biraz hasret giderelim. Hatice Sultan. Bunu size vermem söylendi. Hatice'm. Bana çok kızacağını biliyorum. Lakin çok düşündüm. Bunu yapamam. Seninle gelemem.
Sana bağışla beni demeyeceğim. Çünkü bağışlamayacağını biliyorum. Tıpkı benim kendimi asla bağışlayamayacağım gibi. Elveda aşkım. Elveda. Her şeyim. Gel Kemalettin oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk Sultanım. Kızım bak nişanlın geldi. Naime aç gözlerini. Şüphemiz boşa çıktı paşa. Çocuklar baba dediler değil mi? Lakin bir gariplik vardı. Hasret çeken babayla evladının kavuşması... nerede olursa olsun yürek burkar. Lakin burada bir sahtelik vardı. Doğru dersiniz hünkârım. Ama Gerfant Efendi evlatlarına hasretle sarılmadı diye onu suçlayamayız. Şüphe bir kurttur. Ya kendi içini kemiren bir kurt... yahut... sivri dişleriyle düşmanını parçalayan bir kurt. Ziyaretçilerin mi var Gerfant Efendi? Çocuklar, Roza. Gerfant. Ne işiniz var burada? Sen nasıl bir adamsın? Ne istiyorsun ailemden? Neden buraya getirdin? Ben değil. Sevgili dostun Abdülhamit getirdi onları. Kâbe'nin maskemi düşürecekti. Benim sen olmadığımı ispat edecekti. Lakin... ben ondan evvel davrandım. Aileni takip ettirdim. Abdülhamid'in hafiyeleri... onları payitahta götürmek için geldiklerinde... vaziyeti anladım. Eğer gerçeği söylersek... seni öldüreceklerini söylediler. Sözümü dinledikleri için...
Onları mükafatlandırdım. Sizi kavuşturdum. Şimdi bu anın tadını çıkarın. Söyleseydiniz. Seni öldürmelerine göz mü yumsaydık baba? O zaman sadece beni öldürecek. Şimdi siz de elinde tutsak oldunuz. Ben saraya içinde her şeyi anlatan bir pusula bıraktım. Ümit ederim ki onu bulur ve hepimizi kurtarırlar. Aç artık gözlerini Hasan. Seni böyle bir çare görmeye alışık değilim. İstersen kalk, tenkit et beni. Vallahi razıyım. Yeter ki uyan. Hem daha vazifemiz bitmedi. Dışarıda hala kötü emelli kişiler var. Onları yakalamalıyız. Hadi Hasan. Kalk. Yardım et bana. Tamam, kabul ediyorum. Başta yapamazsın. Gücün yetmez sandım. Ama sen herkese kabul ettirdin cesur olduğunu. Ellerin çok küçük, narin. Lakin yüreğin kocaman, güçlüymüş Hasan. Beni bir daha tenkit etmezsin o halde. Hasan. Söz mü? Söz. Söz Hasan. Bir dakika, bir dakika. Sen benimle eğleniyor muydun? Ben seni uyuyorsun sanıyordum. Sen beni mi dinliyordun? Evet. Beni ne kadar beğenip takdir ettiğini de duymuş oldum. Ya sen hastalığın tesiriyle yanlış duymuşsun. Ben öyle bir şey demedim. İma ettin. Etmedim. Ettin, ettin. Cenali diye sorarlarsa ne diyeceğiz hala? Ya öğrenirlerse Kemalettin Paşa ile kaçtığını? Şşt! Bursa'ya teyzesinin yanına gitti diyeceğiz. Lakin Kemalettin Paşa'nın da ortadan kaybolması şüphelenmelerine sebep olabilir. İnşallah bütün bunlara değer. Birlikte çok mutlu olurlar. Başkalarının mutsuzluğu üzerine kurulan bir yuva mutluluk getirmez kızım. Allah ikisini de ıslah etsin. Gel.
Makalan ve Fehime de geldiler. Duyar duymaz koşup geldik. Çok üzüldüm. Nasıl olur böyle bir şey? Sarayın mutfağına kadar nasıl uzanır elleri? Maalesef. Ama o uzanan eller bulunup kesilecek. Naimeciğim, güzel kızım. İyi misin sen, iyice terledin. Ağrın var mı? Biraz. Kemalettin oğlum geldiğinden beri kızımın yüzü güldü. Hatice nerede? Hatice gitti kızım. Gitti mi? Nereye gitti? Bursa'ya. Teyzemin yanına gitti. Ne güzel. İyileşim. Ben de ayağa kalkabilecek miyim acaba? O nasıl söz güzel kızım? Tabii ki iyileşip ayağa kalkacaksın. Gel. Sultanım. Gel hekimbaşı. Pasteur Enstitüsü'nün gönderdiği terkip işe yaramış. Hastalar iyileşiyor. Müsaade ederseniz hemen sultanımıza da zerk edelim. Ay, hemen hekimbaşı. Hemen yapalım. Gözünüz aydın. Şükürler olsun. Hamdolsun kolera illetini sayenizde milletimize daha fazla zayiat vermeden durdurabildik. En yakın arkadaşlarımdan birini kaybettim. Allah onun da ölen evlatlarımızın da taksiratını affetsin. Düşmanların en büyüğü düşmanlığını gizleyendir. Bu devirde artık düşman mertçe karşımıza çıkmıyor. Haince, riyakarca sızıyor içimize. Neticede canı yanan, kaybeden sadece masumlar oluyor. Lakin biz ümidimizi yitirmeyiz evladım. Bizim inanışımızda güçlü olan değil, Allah'ın yanında olan kazanır. Elhamdülillah. Ah sen kızım, terkibi kendi üzerinde tatbik etmişsin. Ölen masumları görünce bir an evvel çare bulunsun istedim hünkârım. Niyeti halis olanın akıbeti de hayır olur. Sağlığına tekrar kavuşana dek bir vakit istirahat et. Vazifeni ara ver. Hünkârım, ben vazifemi yaparken kendimi daha iyi hissediyorum. O vakit daha suhuletle yapacağın bir vazife verelim sana. Yetim ve öksüz çocuklarımız için açacağımız okulla alakadar olursun. Emredersiniz hünkârım. Murat Efendi, bu vakte kadar Ahsen kızımız size yardım etmişti. Bu vakitten sonra siz kendisine yardım ediniz. Emredersiniz hünkârım. Armen Efendi, söyleyecekleriniz var herhalde. Dinliyorum. Hünkârım, müsaade ederseniz sizin için çalışmak isterim. Ben sizi bilmezdim. Bilmediğim için de düşmanlık ederdim. Ama şimdi sizin ince siyasetinizi, merhametinizi gördüm. Bu devleti bir arada tutan maya olduğunuzu gördüm. Lütfedin sizin için çalışayım hünkârım. Bırakmayın beni. Seni bırakacağımızı kim söyledi evladım? Eğer seni bırakırsak, düşmanın eline bırakmış oluruz.
Onlara sayende öyle bir darbe vurduk ki... dünya kabul etmese de biliyor... evlatlarımızı öldürmek isteyenlerin İngilizler olduğunu. Münasip bir vazife alacaksın. Teşekkür ederim hünkârım. Çıkabilirsiniz. Vasfi Efendi, bize biraz müsaade edebilir misiniz? Kemalettin Paşa'yla hususi bir mevzu konuşacağım. Elbette Sultan. Paşa. Hatice nerede? Sizinle başka bir yaşam kuracağım ümidiyle bize veda edip gitti. Ve Hatice yok, siz buradasınız. Şimdi bana söyleyin, Hatice nerede? Biz limanda buluşacaktık. Lakin ben... ben gidemedim. Bir pusulayla haber gönderdim kendisine. Ne yazdınız o pusulada? Beni canımdan çok sevdin. Lakin ben seninle eğlendim. Seni kandırdım mı dediniz? Yok, hayır. Hakikat bu değil. Ben Hatice Sultan'ı asla kandırmadım. Asla. Hatta onu canımdan bile çok sevdim. Ben limana yanına gidecektim. Lakin... Naime Sultan'ın çok ağır bir hastalığa yakalandığını söylediler. Sultanım, ne yapsaydım? Siz Hatice'me verdiğiniz sözü unutup burada kaldınız, öyle mi? Hayır, ben sadece çaresiz kaldım. Çaresizmiş. Siz çaresiz değil. İki yüzlü, namert bir adammışsınız Kemalettin Paşa. Hatice de, Naime de benim yeğenlerim. Ve maalesef sizin gibi basiretsiz bir adama gönüllerini kaptırmışlar. Görüyorum ki siz ikisini de bedbaht edeceksiniz. Ve şunu biliniz. Eğer Hatice'me bir şey olursa, eğer benim kızıma bir şey olursa, bunun sorumlusu sizsiniz. Anladınız mı beni? Sadaret Müsteşarı Tevfik Paşa. Buyurun hünkârım. Hamdolsun kolera belasından kurtulduk. Talebeler de iyileşiyor hünkârım. İngilizlerin işin içinde oldukları ortaya çıktı. Bizi bu işle suçlayan gazeteler ne diyor? Hünkârım, gazetelerde İngilizlerin kolera salgınıyla alakalı oldukları vesikasıyla ortaya çıkmasına rağmen zırvalarına devam ediyorlar. Ederler, ederler. Yalanın maliyeti yok. Siz bu haberleri yapmakta ısrar eden muhabirleri tespit ediniz. Bir hal çaresine bakacağız. Emredersiniz. Nazarı dikkatimi çeken bazı meseleler var. Rumeli tren yolunun üzerinde Bakırköy'e giderken derme çatma kulübeler varmış. Payitahtın o hoş çehresini bozan şeyler. Bu şehir... dedem Hazreti Fatih'in ölmek üzereyken katilinin elinden aldığı bir kız çocuğu gibidir. Bu çocuğu Osmanlı büyüttü, süsledi.
İnancımız şehrimizden ayrı değildir paşalar. Biz camileri boşa süslemedik. Çeşmelere ilahi kelamı boşa yazmadık. İstanbul, İslam şehridir. Müslümanın vazifesidir yolda yürürken gördüğü bir taşı kaldırmak. Bir dikeni yol kenarına atmak. O halde biz bu şehre bunları mı yakıştırırız? Hünkârım, hemen emir verelim. Mevzu bahis mıntıkalar tertiplensin. Başka bir havadis. Servi ağaçları hastalanmış. Nefesimiz kesilir paşalar. Ben dünyanın her yerinden ağaçlar, çiçekler getiririm. İstanbul'un iklimine müsait midir diye. Lakin İstanbul olan servilerimiz hasta. İstanbul'un ağacı hasta. Hemşeriniz hasta. Tevfik Paşa, Ziraat Mektebi talebelerini bu işle vazifelendiririz. Payitahttaki her bir ağaçla hususi olarak alakalar olsunlar. Bu hususta ne lüzumluysa yapılsın. Bizzat bahçedeki ağaçların vaziyetiyle ben alakadar olacağım. Emredersiniz hünkârım. Tevfik Paşa ile evlendirecekmiş beni. Bu harika bir haber. Bidar Sultan'a minnettar olmalısın Firuze. Bidar Sultan'la iyilik olsun diye yapmıyor. Beni şehzadeden uzaklaştırmak için yapıyor. Firuze, senin Şehzade Abdülkadir'le bir geleceğin olamaz. Tevfik Paşa ile evlenmelisin. Bu senin için büyük bir lütuf. Belki tanışınca fikrin değişir. Değişmez. Lakin usul yerini bulsun diye görüşeceğim onunla. Sonra da gidip bir daha sultanı istemediğimi söyleyeceğim. Ya seni dinlemez de ısrar ederse? Bir daha sultan ne kadar mani olmaya çalışırsa çalışsın, Şehzade Abdülkadir'le evleneceğim ben. Sultan olacağım. Firuze Sultan. Hayırlı günler. Buyur kardeş, kaç tane vereyim? Muhallebi istemiyorum. Geçen akşam senden muhallebi almıştık. Paramız yoktu. Genç bir bayan sana kolyesini vermişti. O kolyeyi geri almak istiyorum. Ben o kolyeyi sattım. Kime sattıysan al o zaman. Bu fazlasıyla yeter. Saraya kolyeyi getirirsen daha fazlasını alırsın. Saraya mı? Evet. Yıldız Sarayı'na gelip Şehzade Abdülkadir'i görmek istiyorum dersen yardımcı olacaklar. Şehzade mi? Abdülhamid ile petrol savaşımız bitti. Biz kaybettik. Şimdi yeni bir harp başlatacağız. Hiç bitmeyecek bir harp. Galip dede, her daim harp halindeyiz. Belim bükülür, gücüm tükenir diye korkarım. Ben de öyle. 70'i aşkın ömrümde hep harp ettim. Kiminle? Nefsimle. Hiç bitmedi. Hiç de belim bükülmedi. Bir sırrı var mıdır? Vardır. Su geminin içine girerse onu batırır. Altında kalırsa da yüzdürür. Nefsinin dediklerini kalbine sokarsan kalbini karartır. Nefsini ayaklarının altına al ki üstüne basıp yükselesin. Nefsimle harp ederim. Bildim. Ya devletime, dinime, milletime düşman olanlarla? Hem nefsinin hem de görünür düşmanının bin bir hilesi vardır. İkisi de şeytanı dinler sultanım. Anlatayım. Abdülhamid'in
milletiyle sağlam bir bağ var. Millet nazarındaki itibarını düşüreceğiz. Nasıl? Hikayelerle, gazetelerde Abdülhamit aleyhine haberler yaptıracağız. Avrupa milletleri buna inanıyor. Ama Türklerin Gök Sultan. Üç adam bir araya gelse devlete ihbar edeceğiz. Bunlar ihtilal yapacak diye milletin devlete olan inancını kıracağız. Hakkınız var. Askerler evleri basmaya başladıklarında, millet istibdadı hissettiğinde onların bu fikirlerini değiştirebiliriz. Münevverlerin de Abdülhamid'in müstebit olduğuna inanmaları şart. Sürgün edilen münevverleri millete anlatacağız. Vatanperver oldukları için sürgün edildiler. Millet bunu bilmeli. Münevverler muhalif yazılar yazacaklar. Sonrası tabii ki sürgün. Abdülhamid memlekette vatanperver bırakmadı. Artık dur de. Gençler de Abdülhamid'den soğuyacak. Bu gençler memurların içine sızacaklar. Sonra da askerlerin. Askerlerin içinde hali hazırda bir muhalefet oluşmuş durumda. Paşalık rütbesine çıkana kadar gizlenecekler. Gün gelecek, Abdülhamit'e karşı isyan eden askerlerin karşısına çıkabilecek bu millette tek bir fert bile kalmayacak. Şeytanın sadece bir oyunu yok. Hilesinin sınırı yok. Sizi milletinizden uzaklaştırmaya çalışacaklar. Milletin aklıyla oynayacaklar. Nasıl mani olayım? Sultanım, bu mülkün padişahı sizsiniz. Gençlere sahip çıkın. Mekteplere sevdiğiniz memurları gönderin. Hâlâ tur sorsunlar, alakadar olsunlar. Ben yalnızım. Onlarsa çoklar. Kâfir, Bedir'de de Müslümanlardan çoktu. Hazreti Ali Efendimiz gibi zülfikârı sallamadıkça galip gelemezsiniz. Her cihetten saldıracaklar. Onlar çok. Lakin Allah bizimledir. Abdülhamid'e saldırmadığımız bir an dahi olmayacak. Sonunda kazanmanın imkansız olduğunu anladığında ona öldürücü darbeyi indireceğiz. Bir an evvel başlamalıyız. Ne benim ne de peşimden sürüklediğim gençlerin artık bir sabrı kalmadı. Başlayacağız. Vladimir, Abdülhamid'i sarsacak darbeyi indiriyor. Ne yapıyor? Bulgar mıntıkasında, Varna'da Müslümanlar katlediliyor Herzog. Feryat ediyorlar ama duyulmuyor. Haykırıyorlar, yardım istiyorlar ama ölümden başka onlara gelecek olan yok. Gel. Paşam. Evet. Varna valimizden bir malumat aldık. Mevzu mühimmiş. Hemen geliyorum. Gel.
Geçmiş olsun paşa. Sağ olun hünkârım. Çok şükür iyileştim. Lakin başımızda başka bir musibet var. Mabeyinciler sevinçlerini ya da üzüntülerini bu oda dışında belli etmezler. Lakin sizin kötü bir havadis getirdiğiniz yüzünüzden okunuyor. Tahsin Paşa'nın yerini tutamam hünkârım. İnşallah yakın vakitte gelir. Çünkü getirdiğim havadisi taşımakta zorlanırım. Nedir? Hünkârım. Varna'da camiye saldırı olmuş. Bulgar çeteciler namaz esnasında camiye girip bütün cemaati katletmişler. Çoluk çocuk da camideymiş. Kim yapmış? Bulgar çeteciler olduğunu biliyoruz hünkârım. Başka bir malumat yok. Bay Parvus, bağışlayın ama mağdur olanlar Müslümanlar. Bulgarlar Müslümanları öldürürken nasıl kazanmayı bekliyorsunuz? Daha önce Avrupa basınında Bulgar çeteleri suçlayan haberler çıktı. Müslümanlar buna sessiz mi kalacak zannediyorsunuz? Ellerine geçirdikleri ne varsa saldıracaklar Bulgarlara. Avrupa gazeteleri de bizim. Ne istersek onu yazacaklar. Siz bir kan davası başlatmak istiyorsunuz. Müslümanla Hristiyan nasıl bir arada yaşar ki? 800 yıldır yaşıyorlar. Artık her kavim kendi yurduna dönmeli. Türkler Orta Asya'ya, Yahudiler de Tanrı'nın onlara vaat ettiği kendi topraklarına. Evet. Haçlı orduları bunu tam 9 defa denediler. Ama başaramadılar. Biz başaracağız. Eski ve yeni ayeti birleştireceğiz. Tanrı kendi krallığını temsil eden insanlara imtiyaz vermiştir. Ve İsrail devleti İncil'deki kıyamet vaktinin habercisi olacak. İbadethanede kan dökmek. Kalleş utanır bu kalleşliğinden paşa. Çoluk çocuktan, ibadetindeki köylüden ne isterler hünkârım? Bunların düşmanlığı kime? İslam'a. Düşünürler ki Müslümanları öldürürsek İslam biter. Bilmezler ki dağ taş İslam, uçan kuş İslam. Bilmezler ki alem İslam'dır. Dönen kainat İslam'dır. Eşkıyalar bulunsun paşa. Müslümanlar itidalde olsun. Böyle vahşi bir katliamın tek hedefi olur. Müslümanları kışkırtmak. İsterler ki biz hislerimize hakim olamayalım. Baş üstünde baş bırakmayalım. Ne oyuna geliriz, ne oyundan kaçarız paşa. Meseleleri takip edin paşa. Kurdukları kirli tertip onları kirletecek.
Buradan çıkar çıkmaz biletlerimizi alıp buradan gideceğiz. Aklımda birkaç yer var. Biraz uzak ama bilmem sen ne düşünürsün. Hatice, sen de dünyanın öbür ucuna bile gelirim ben. Biz o kadar mutlu olacağız ki. Çektiğimiz bütün bu sıkıntıları unutacağız. Seni bir ömür beklemeye razıyım ben. Neredesin Hatice? Gönlümün sultanı. Neredesin? Bidar Sultan güzel olduğunuzu söylemişti. Lakin itiraf edeyim, bu kadarını beklemiyordum. İltifat ediyorsunuz. Az bile söylüyorum. Bidar Sultan bizi birbirimize münasip görmüş. Onun bu lütfu karşısında bana düşen vazife sizi izdivacımız boyunca mutlu etmektir. Firuze ablam bu paşayla mı evlenecek? Sence yakışıklı mı? Evet sultanım. Bence birbirlerine yakıştılar. Şadiye? Ne yapıyorsun burada? Firuze ablama bakıyorum. Firuze Kalfa, müstakbel Zevci ile görüşüyor da Şadiye Sultanımız onu merak etti. Harp çetinleşti Murat Efendi. Bugüne kadar bizden istedikleri petrolümüzdü. Ayak oyunlarıyla bunu alamayacaklarını anlayınca harbin en ahlaksızını, en rezilini başlattılar. Ne oldu hünkârım? Varna'da camide Müslümanlar katledilmiş. Gayeleri zaten belli hünkârım. Önce Müslümanlar oradaki Bulgarları öldürecek. Sonra Bulgarlar batıdan yardım isteyecek. Heyetler gelecek. Sefirler gelecek. Ardından ordular gelecek. Bulgarlara hürriyet naraları atacaklar. Böylece o mıntıka bizden koparılacak. Mani olalım hünkârım. Olacağız. Lakin bil. Bil ki gece gibi üzerimize çökecekler. Bil ki sırtlan gibi saldıracaklar. Bil ki ne ahlakları var ne de kanunları. Onlar bize ne yapıyorsa biz de aynısını yapalım hünkârım. Müslümanın harp ahlakı vardır Murat Efendi. Onların yaptıklarını yaparsak onlardan farkımız kalmaz. Biz öyle bir savaş vereceğiz ki ahlakın ve İslam'ın nuru olacak. Zulmetmeden, hakka girmeden hakkımızı kafire bırakmayacağız. Biz Müslümanız Murat Efendi. Şunu unutma. Garp hiçbir vakit adil olmamıştır. Yükselişlerinde masumların kanı vardır. Düşüşlerine de masumların gözyaşı sebep olacaktır. Yakında Müslümanlar da Bulgar çeteleriyle çatışmaya başlarlar. Bizden arzunuz nedir? Müslümanlar saldırmaya başladığında Rus İmparatorluğu Ortodoks kardeşlerinin hamiliğini yapacaklar. Bu Osmanlı'nın iç meselesi. Bulgar Prensi Ferdinand resmi bir talepte bulunmadıkça biz nasıl müdahil olacağız? Sultan Abdülhamit de bu talebin yapılmasına izin vermez. Rusya'dan bağımsız bir heyet çağıracaksınız. Bulgar köylerinde zulüm gören Ortodokslarla alakalı bir rapor hazırlanacak. Bulgar prensini de bu rapor üzerine siz cesaretlendireceksiniz. Nasıl? Varna'daki Osmanlı tabiyalarını bombalayacaksınız. Ferdinand Rusların arkasında olduğunu bilirse isyan etmekten korkmaz. Rusya İmparatorluğu üstüne düşen vazifeyi yapacaktır.
Şehzadem, sizi burada görmeyi beklemiyordum. Beni şaşırttınız. Sen de beni şaşırttın. Evlenme niyetin olduğunu bilmiyordum. Şehzadem, benim öyle bir niyetim yoktu. Sizi konuşurken gördüm. Halinden gayet memnun görünüyordun. Ben saygısızlık olmasın diye... Abdülkadir, ne yapıyorsun burada? Firuze ile bir mevzuyu konuşuyorduk. Mühim bir mesele değil. Tebrik ederim sizi. Evleneceğini mi söyledin Abdülkadir'e? Hayır. Ben bir şey söylemedim. Bizi konuşurken görmüş. İsabet olmuş. Firuze, paşamız da seni çok beğenmiş. Derhal evlenmek istiyor. Sultanım, belli ki çok iyi biri. Lakin ben kendisiyle evlenmek istemiyorum. Neden? Böyle hayırlı bir kısmeti istemeyişinin sebebi nedir Firuze? Sultanım, evlilik için muhabbet lazım gelmez mi? Benim kendisinde gönlüm yok. Senin gönlün kimde? Şehzademizde mi? Bak kızım, buraya geldiğin günden beri Abdülkadir'in gözüne girmeye çalıştığının farkındayım. Lakin seni burada tutmamın tek sebebi Şadiye Sultan'ın hatırıdır. Senin vazifen Şadiye Sultan'la ilgilenmek, Şehzade Abdülkadir'le değil. Bence boş heveslere kapılıp da istikbalini berbat etme. Çeyizini yapıp evlendireceğim seni. Bu saraydan en kısa vakitte adabınla gideceksin Firuze. Şadiye Sultan da bu durumu anlayacaktır. Cami baskınları sırasında 156 Müslüman katledilmiş. 12'si çocuk. Katillerin Bulgar çetecileri olduğu şahitlerce ifade ediliyor. Lakin mıntıkadaki Rus konsolosuna göre vaziyet öyle değilmiş. Hatta camide şehit olanların aralarındaki husumet yüzünden öldürüldükleri rapor edilmiş. Biz Rus konsolosunun raporunu ele geçiriyoruz. Lakin mıntıkadaki valimizin bize edecek iki kelamı yok. Neden Rus konsolosu bizim valimizden önce gidiyor camiye? Sadrazam Paşa, valilerimizle aramızda husumet mi vardır? Maalesef hünkârım, bazı valilerimiz mıntıkalarının hassasiyetinin farkında değiller. Değillerse biz de farkında olacak olanı göndeririz. Osman Paşa'm, siz fevkalade komiser olarak mıntıkaya gidiniz. Vaziyete hakim olunuz. Valimizi de buraya gönderiniz. Emredersiniz hünkârım. Paşalar, Yunan'la tecrübe ettiler, başaramadılar. Şimdi Bulgarları kışkırtıp bir harp çıkarmak isterler. Hedefleri büyük bir Balkan harbidir. Bu harp çıktığı vakit anlayın ki Balkanlar yıkılmıştır. Kazansak bile mi? Kazansak bile. Balkan milletlerini Osmanlı 500 yıldır bir arada tutar. Balkanlar barut fıçısıdır. Tek kıvılcım orayı öyle bir yakar ki o ateş 100 yıl sönmez. Balkanlardaki valilerimiz, memurlarımız uyanık olsunlar. Osmanlı askeri o milletlere kurşun sıkacak vaziyete gelmesin. Neden Hazreti Fatih'in o mıntıkaya verdiği fermandan beri Osmanlı onların dinlerini, kiliselerini korur, korumaya da devam edecektir.
Lakin şimdi yapılmak istenen bizim Bulgar'a, Yunan'a, Sırp'a, Makedon'a sırt çevirmemizdir. Eğer sırt çevirirseniz hançeri sırtınızdan yersiniz. Hünkârım, orada Boşnak Müslümanlar da var. Batı bilmez mi ki bizim onlarla bağımız çelikten bir iptir, kopmaz. Bosna Sarayı, Mostar, Yeni Pazar, Seniçe. Araya bir Sırp ve Bulgar devletinin girdiğini düşünün. Ne onlar size koşabiliyor ne de siz onlara. Üsküp payitahta Kars'tan daha yakındır. Lakin yaralandım diyene yardım götürmeye gücümüz yetmez. Arada bunca devlet olursa. Tahta çıktığım ilk vakitler Ruslar payitahta dayanmışlardı. Bizden Bosna'yı savaş tazminatı olarak isterlerdi. Bosnalılar ne demişti bilir misiniz? Biz toplayalım verelim o paraları. Ama bizi bırakmayın. Bırakmadık elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu coğrafyayı Sarı Saltuk gaziler, Murat Hüdavendigarlar İslam toprağı yaptı. Paşalar, tarih bu topraklar Sultan Abdülhamit devrinde elden çıktı diye yazmayacak inşallah. Ben yaşadığım sürece böyle bir şey olmayacak. Hatice Sultan geldi mi, evde mi? Hayır, gelmedi. Ben de sizin bulmuş olabileceğinizi düşünüyordum. Maalesef. Gidebileceği her yere baktım, limana baktım lakin yok. Sultanım, bakın eğer buradaysa, döndüyse ve benden saklıyorsanız ne olur söyleyin, kendisiyle konuşmam lazım. Halam olmadığını söyledi ya. Hem olsaydı bile artık sizin ablamla konuşacak bir şeyiniz yok. Daha ne kadar zarar vermeyi düşünüyordunuz? Ölüyordu sizin yüzünüzden. Şimdi de kayıp. Kim bilir nerede şu an, ne yapıyor? Yok, yok bu böyle olmayacak. Ben saraya gideyim, askerlere haber vereyim, dört bir yandan arasınlar. Hayır, bir yere gidemezsiniz. Saraydan kimse duymamalı bunu. Abime ne diyeceğiz sonra? Bakın, kimse duymadan bu meseleyi halletmek zorundasınız Kemalettin Paşa. Her şeyin tek müsebbibi sizsiniz ve Hatice'mi bulup bana geri getireceksiniz. Derhal! Tamam, bulacağım. Abla neredesin? Rusya'daki Ortodoksları çok üzen haberler geldi bize. Ruslar Bulgar kardeşleri için endişeleniyor. Kırımlı Müslümanlar da o mıntıkada camide öldürülen kardeşleri için aynı hissi taşıyor. Bunu söylemek için mi geldiniz huzuruma? Rus çarı Ortodoksların hamisi olarak Varna'ya hadiseleri tetkik ettirmek için bir heyet göndermek istiyor. Orada yaşayan Bulgarlar için endişeliyiz. Biz de endişeliyiz. Onlar bizim tebaamız. Sizin tebaanız arasında ayrım yaptığınızı düşünüyoruz Hünkâr Hazretleri. Bizse diğer devletlerin tebaamız arasında ayrım yaptığını düşünüyoruz. Mesela Amerikalılar Ermenilerle alakalı. Fransızlar da öyle. İngilizler Rumlarla sıkı dost. Ruslarsa Sırplar ve Bulgarları himaye derdinde. Avusturya'yı unutmayalım. Söylesenize, gayeniz nedir? Tüm dünyada Ortodoksların ve diğer dinlerin hürriyetini korumak. Bu yüzden mi Odessa'daki Yahudileri eziyet edersiniz? Şunu bilin. Heyetinizin gelmesine müsaade etmiyorum. Bu Osmanlı'nın iç meselesidir. Çıkabilirsiniz. Hünkârım, gitmelerine neden izin vermedik? Şimdilik izin vermedik paşa. Sefir de çok iyi biliyor ki Mithat Paşa sadrazamken imzalanan Berlin Anlaşması'nda böyle bir vaziyet ortaya çıkarsa
Ruslar müsaadem olmadan da o mıntıkaya bir tetkik heyeti gönderebilirler. Maalesef devletimiz geçmişte böyle bir şeye imza atmış. Geri gelecektir. Zannımca heyetin mıntıkaya gitmesi iyi olacaktır. Neden? Hadiseleri müşahede edip hakikati görürler. Bulgarların Müslümanları nasıl öldürdüklerini anlarlar. Niyetleri hakikati öğrenmek değil ki paşa. Bunu zaten biliyorlar. Peki niyetleri nedir hünkârım? Bulgarlara biz sizin haminiziz. Size bir şey olursa biz buradayız. Osmanlı'dan korkmayın. Ayaklanın. Bakın işte en ufak meselede yanınızdayız diyecekler. Ve Bulgarlar da arka bulacak. Öyle. Lakin biz o heyetin gitmesine mani olacağız. Emrettiğiniz gibi üç Müslüman köyüne, üç Bulgar köyüne de gerekli baskınları yaptık. Silahlar. Baskın yaptığımız evleri bıraktık. Hepsi silahlı. Yakında Varna'daki kan kokusu tüm payitahtı saracak. Bravo, Vladimir. Bravo. Bulgarların ayaklanması için yeterli mi? Ferdinand ayaklanmaya müsaade etmez. Bulgaristan prensi ve Doğu Rumeli valisi ünvanını ona Abdülhamit verdi. Abdülhamit'ten korkar. Ondan izinsiz başını kaldıramaz. Ancak Ruslardan bir teminat alırsa o zaman işler değişir. Ruslar yardım edecek mi? Varna'daki Osmanlı tabiyalarını bombalamak için bizden haber bekliyorlar. Tabiyaların yerini nasıl öğreneceğiz? Bizzat Abdülhamit'ten ben öğreneceğim. Şehzadem. Şehzadem. Şehzadem benim Firuze. Buyurun. 50 senedir Romanya'da petrol çıkarıyorlar. Amerikan ve İngiliz şirketleri o petrol için uzun vakit savaş yaptılar. Amerikan şirketleri kazandı. Tespitlerime göre Romanya'ya yakın mevkilerde
Özellikle Varna taraflarında petrol çıkma ihtimali var. Devleti aliye topraklarında. Evet. Buyurun. Malumunuz, hünkârımız tüm petrol arazilerini Hazine-i Hassa'ya devretti. Yani orada petrol bulsanız bile... Tabii tabii, biliyorum. Dostum Sultan Abdülhamit için çalışıyorum. Yani petrol çıkarsa Hazine-i Hassa'nındır. Arzu ederseniz birlikte Varna'ya gidelim. Mümkün değil. O mıntıka şu anda sıkıntılı. Öyle mi? Öyleyse biz harita üzerinde çalışmaya başlayalım. Siz Varna'nın topografik haritasını verirseniz petrol çıkacak mıntıkaları tespit edebiliriz. Ortalık sakinleştiği vakit tespit ettiğimiz yerlerde çalışma başlatırız. Tabii tabii. Evvelce hazırlık yapılmalı. Lakin haritaları vermem için hünkârımızla istişare yapmam lüzumludur. Tabii, tabii. Pusulayı bulamadılar herhalde. Bulsalardı bizi kurtarırlardı değil mi? Onları için dua edelim. Bizi ne zaman bırakırlar baba? Bilmiyorum çocuğum. Kaçamaz mıyız? Ben bir kez denedim, olmadı. Şimdi aynı sıkıntının içine atamam sizi. Parvus'un gönlü aç gitmenize razı olmadı. Yine de. Ruslar bir heyet gönderecekler. Varna meselesi için değil mi? Onlarla siz alakadar olun istiyorum. Heyete Varna'ya kadar refakat mı edeyim? Onlara Varna'ya kadar refakat ediniz. Lakin Varna'ya varamasınlar. Yani heyeti öldürelim mi? Hayır, aksine. Heyete suikast tertip edip işi büyütmek isteyebilirler. Onları iyi koruyunuz. Lakin Varna'ya varamasınlar. Tas tamam, anladım hünkârım. Gel. Gel paşa. Hünkârım, Gerfant Efendi geldiler. Romanya'da petrol çıktığını, tetkiklerin neticesinde Bulgar tarafında da petrol çıkabileceğini söylediler. Ne istiyor peki? Mıntıkanın haritasını. Bu Gerfant Efendi illa Osmanlı'da petrol bulacağını iddia ediyor. Hem de Bulgar tarafında. Tesadüfe bakın. Haritayı verelim mi? Bence verelim. Mahmut Paşa doğru söylüyor. İmkan verelim. Nasıl bir imkan hünkârım? Mahmut Paşa cevabı biliyor. Emredersiniz. Selim Paşa'm, Gerfant Efendi'ye ihanet içinde olup olmadığını anlayabilmek için bir imkan verelim. Gerfant Efendi zeki biri. Ona petrol araması için vereceğimiz haritalarda askeri mıntıkalar olacağını bilir. Bu mıntıkalara giremeyeceğini de bilir. Bu mıntıkalarda petrol arayamayacağını da bilir. Eğer buna rağmen o mıntıkalara girip petrol aramaya teşebbüs ederse, biz de onun ihanet içinde olduğunu anlarız. Değil mi Selim Paşa? Selim Paşa, haritada askeri tabyaları karardınız.
Yeri tam olarak belli olmasın. Lakin tahmin edilebilir olsun. Emredersiniz hünkârım. Burada bayağı bir iş var ha. Halledeceğiz söyle, halledeceğiz. Burası okuma odası için çok güzel olur. Çocuklar dersten çıkınca burada kitap okurlar. Dersten sonra kitap mı okutacaksın çocuklara? Bırak oynasınlar. Ben de bahçede salıncak kurarım çocuklara. Yaşa be Söğütlü. Bak ben de duvarları boyarım. Ha? Yapabilir misiniz? Hayda. Alasını yaparız hem de. Buyurun. İstediğiniz mıntıkanın haritası. Petrol meselesindeki gayretleriniz takdire şayan. Devletimiz hizmetlerinizi asla unutmayacaktır. İnşallah muvaffak olursunuz. Çalışacağız Selim Paşa. Çalışacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Yani yeniden hep beraber aynı masada bir aile olarak birlikte yani hep beraber bulunmamız ne fevkalade bir şey değil mi? Allah sizden razı olsun hünkârım. Hepimizden razı olsun. Vallahi billahi söylemeden edemeyeceğim. Şu anda saadetimden havalara uçuyor. Kuş gibi mi? Evet küçük sultanım. Minik bir kuş gibi. Bakın şöyle. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çık çık. Naime kızım. Hadi biraz daha yemek ye. Hastalıktan yeni kalktım bak, toparlanman lazım. İçim almıyor validem. Ama zorlarım. Hatice'yi de çok özleyeceğiz. Epey kalacak mı teyzesinin yanında? Bilmiyorum ki kızım. Uzun kalmaz herhalde. Abdülkadir sofraya gelmeyecek mi? Abdülkadir odasında biraz dinleniyor. Hepinizden af diledi. Bir sonrakine inşallah hep beraber yeriz. Tabii tabii. Yeriz inşallah. Bu arada Abdülkadir'in saray hapsinin bitmesine hakikaten çok sevindim. Daha bugün Sabahattin onu dışarıda arabayla geçerken görmüş. Lakin Abdülkadir onu fark etmemiş. Abdülkadir dışarı mı çıktı? Hünkârım, benim haberim ve müsaadem var. Lakin siz çok müsait olmadığınız için biz size soramadık. Zaten yaşanan bunca tatsız hadiseden sonra sevgili yeğenimin sizden müsaade almadan hareket edeceğini hiç sanmıyorum. Zaten Seniha'm, ne demişler? Bir musibet bin nasihattan evladır, böyle demişler. Ne kadar güzel şeyler yapmışsın kızım. Hastalıkta kaybettiğin gücünü yeniden kazanasın diye babacığım. Ellerine sağlık. Artık bu kadar çok şey yersem
Eskisinden de güçlü olurum he. Bir adamın en güzel saadeti ne biliyor musun kızım? Onu düşünen hayırlı evlat. Bir kızın da en büyük saadeti onu gözetip kollayan ailesidir babacığım. Ailesi olmayan çocuklara hünkârımız sahip çıkıyor. Öksüz ve yetimler için okul açtı. Güzel. Lakin okul elzem ihtiyaç değil ki. Evvela kalacak yer temin edilmesi gerekmez mi onlar için? Orada güvenli bir şekilde hem yemeklerini yiyecekler, hem yatacaklar, hem de ders görecekler. Çok iyi fikir o halde. Hünkârımızın her fikri müstesna âlâ. Ha, ayrıca okulda bizzat ben ilgileneceğim. Çocuklara iyilik etmek sıratı geçmeye sebeptir. Hünkârımız vesilesiyle bize de nasip olur inşallah. İnşallah babacığım. Dalgalı mı oldu biraz ya? Bakayım. Oho! Dalga ne ki Murat? Fırtına çıkmış denizde. Acıktınız mı? Yemek getirdim size. Acıkmadık daha. Sen hem götür bunları, burada kirlenir şimdi. Burayı sen mi boyadın? Evet. Beğendin mi? Hiç beğenmedim. Ay şuranın haline bak, dalga dalga olmuş. Renk desen belli değil. Ya bir de güzel boyarım demiştin. Hem ben bilerek yaptım burayı böyle. Bak şimdi, yekpare değil. Buraları böyle bilerek dalga dalga yaptım. Hem buraya belki bir ağaç çizeceğim. Buraya bir balon. Çocuklar bunlara bakıp hayal kuracaklar. Şu an bitmedi, bakma böyle olduğuna. Vallahi. Bak yapayım. Tamam tamam, bırak. Gel yemek yiyelim biraz. Bu mevki kumsal ve alçakta kalıyor. Bu mevkide tabi olmasına imkan yok. Sert yamaçlar var. Tabyalar topun şiddetine dayanıklı olması için taştan inşa ediliyor. Bu mevkide taş bulmak oldukça zor. Tabyaların yerini tespit etmek ne kadar sürer? Burası oldukça uzun bir sahil. Biraz zaman alacak. Tabyalar bugün tespit edilecek. Siz gemilerinize haber yollayın. Varna'ya doğru yola çıksınlar. Yarın Varna bombalanacak. Ve Balkan Harbi resmen başlayacak.
Neredesin Hatice? Neredesin? Hatice! Hatice! Ne yapıyorsun? Pardon. Varna'da olanlar bizi derinden üzdü. Maalesef bazı Bulgar çeteciler Müslümanlara esef verici saldırılarda bulunuyorlar. Mahmut Paşa, bize gelen avadisler öyle söylemiyor. Türkler her fırsatta Bulgarları katlediyormuş. Bayım, Türklerin tarih boyunca katliam yaptığı görülmemiştir. Sizin o katliam dediğiniz malına, canına, vatanına, ırzına göz dikilen Türklerin attığı basit bir ikaz tokadıdır. Varna'ya vardığımızda kimin ne yaptığının tespitini yapacağız. Elbette. Siz zaten bunun için buradasınız. Vakit kaybetmeyelim o halde. Bir an önce çıksak iyi olacak. Müsaade buyurun. Vay Herzl, vay Herzl, vay Herzl. Sevgili dostum benim dostum. Sevgili heyet, tanıştırayım. Bay Theodor Herzl, gazeteci ve yazar. Kendileri de heyetimize katılacaklar. Merhabalar, merhabalar. Zahmet etmeyin, buyurun oturun, rica ederim, buyurun oturun. Bay Herzl, rica ederim, buyurun oturunuz, oturunuz. Sevgili dostum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Yıllardır bu anı bekliyorum. Ne zaman çıkacağım sultanın huzuruna?
Maşallah buradaki ağaçlar iyi. Diğer ağaçlara bakıldı mı? Bakıldı hünkârım. Mezarlık servilerinde mantar tespit edildi. Geçen gün soğuk vurdu, 2 gün. Ağaçların yaprakları yanmıştır. Üstüne bir de mantar. Ziraat mektebindeki talebeler çalışıyorlar nasıl tedavi edilir diye. Lakin... Şöyle yapsınlar. Zeytinyağı, Arap sabunu ve sarımsak suyunu karıştırıp bir ilaç elde etsinler. Onu ağaçlara sürsünler. Şifa olacaktır inşallah. Emredersiniz hünkârım. Gel paşa. Allah emirler versin. Hünkârım, ağaçlarının bile huzurunu böyle düşünen bir hünkâra insanların söylediklerini görünce vallahi içim acıyor. Siz de söylemeseydiniz paşa, pişman olmazdınız. Haklısınız. Heyetle görüştünüz mü? Görüştüm hünkârım. Artık heyete hiç kimse suikast tertip edemez. Merak buyurmayınız. Zira Theodor Herzl'ı heyete dahil ettim. Gazeteci olarak. Onu öldürmeyi kimse göze alamaz. Neden? Çünkü hünkârım, Theodor Herzl düşmanlarımızın yakın dostudur. Yahudilerin de başıdır. Böyle bir gücü kaybetmek yahut karşılarını almak istemezler. Nasıl ikna ettiniz onu? Theodor Herzl'ı saraya alabileceğimi söyledim. Lakin kendisi sizinle görüşebilmeyi ümit ediyor. Âlâ Mahmud Paşa. Lakin benimle görüşemeyecek. Elbette ki görüşmeyeceksiniz hünkârım. Elbette ki görüşmeyeceksiniz. Hünkârım, uygun görürseniz heyet sizi bekliyor. Sultanım, beni emretmişsiniz. Evet Kemalettin oğlum. Lakin siz çok solgunsunuz. Hasta falan değilsiniz değil mi? Yok sultan, endişe etmeyin. Dün gece pek uyuyamadım, belki ondandır. Tabii siz de Naime için ziyadesiyle endişe ettiniz. Hepimiz çok endişelendik ama çok şükür geçti artık. Lakin bu hastalık Naime'yi çok sarstı. Neşesinin ve sağlığının yerine gelmesi için biraz dışarı çıkması, biraz hava alması lazım. Ben de sizden rica edecektim, bugün onu gezintiye çıkarır mısınız diye. Tabii sultanım, seve seve çıkartırdım. Lakin... Lakin? Lakin halletmem gereken mühim vazifeler vardı. Bunlar ertelenemeyecek hayati vazifeler değildir elbet. Kemalettin oğlum, kızımın tekrardan can bulması için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Tabii sultanım. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri, el muzaffer daima. Memleket Osmaniye gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulmayacağımızı biliyoruz. Bulgarlara yapılan zulüm... Ne zulmü? Ne zulmü? Paşa. Zulüm dediğiniz elinizdeki fotoğraflardadır. Caminin içinde katledilmiş masum çocuklar. Bulgar eşkıyaların katlettiği masum insanlar. Merhamet edeceğinizi bilsem, içinizde insaf olduğunu bilsem, başka türlü muamele edeceğim. Paşa.
merhamet gökten yağsa, siz bir saçağın altına saklanırsınız. Sizin göz pınarlarınız kurumuş. Ağlasanız, bir an gerçekten ağlasanız, dünya yaşanır olacak. Mazlumların gözyaşını görseniz, belki ağlarsınız. Lakin sizin gözleriniz kapalı. Körsünüz. Merhamete körsünüz. Karşıma gelmiş zulüm diyorsunuz. Siz bunu beslediğiniz katillere sorun. Hünkâr Hazretleri, bunları görünce üzüldük. Ama Müslümanların kendi aralarındaki husumetten, birbirlerini öldürmelerinin hesabını bizden mi soruyorsunuz? Şaşıyorum efendi. İnanmadığınız bir yalanı söylerken bu kadar fütursuz oluşunuza şaşıyorum. Çocuğunuz var mı? Evet. Bu çocukları görüp, onları öldürenleri bilip, çocuklarınızı sevebiliyor musunuz? Nasıl öldürürsünüz? O güzel bakışlı çocukların gözlerinin toprakla dolmasına nasıl müsaade edersiniz? Çocukların, annelerinin ellerindeki şefkatten nasiplenmiş o sırma saçlarını toprak altına nasıl koyarsınız? Bizimle alakası yok demeyin. Var! Bulgar çetelerin sırtını sıvazladınız. Cesaret verdiniz. Şimdi gidin. Dönüp dünyaya deyin ki, Müslümanlar Bulgarları katlediyor. Sonra da evinize gidip çocuklarınızın gözlerine bakın. Lakin unutmayın, çocuklarınızın gözlerinden size bakanlar, ölümüne dahi iftira attığınız Müslüman çocuklar olacaktır. Ben gitmeyeceğim. Gördüm. Şehirde ağaçları sizin emrinizle tedavi etmeye çalışan o talebeleri gördüm. Bağışlayın. Çıkın. Sen kal efendi. Sen evladının gözüne bakabilirsin efendi. Adil ve merhametli bir adamsın. Hala, hala ortada yok. Geceyi nerede geçirdi? Şu an ne yapıyor hiç bilmiyoruz. Kesin başına bir şey geldi. Kesin. Yavrum başına bir şey gelse duyardık muhakkak. Kemalettin Paşa bütün gece onu aramaya devam edecekti. Haber verirdim hala. İnşallah bir an evvel bulunur. Yoksa yüreğim dayanmıyor artık. Benim de Fehmi. Benim de. Yok ben daha fazla burada bekleyemeyeceğim. Gidip en iyisi Kemalettin'i bulayım. Sana haber veririm kızım olur mu? Hala ben de geliyorum. Yavrum ben seni bu halde hiçbir yere götüremem. Bak vaziyeti açık etmememiz lazım. Bu iş şüphe çekmeden ve kimse hakikati öğrenmeden neticelenmeli. Sen şimdi ne olur burada sakince beni bekle olur mu? Geleceğim kızım. Bu cinsi Latif'in ne işi var buralarda? Yolunu kaybetmiş belli ki. Yardımcı olalım o vakit. Ne istiyorsunuz? Sizi böyle yalnız görünce eşlik edelim dedik. Pek tekin yerler değildir buralar hani. İstemiyorum, beni rahat bırakın.
Seni ya Sultan? Bidar Sultan. Ben de Vasfi Bey ile konuşmak için buraya gelmiştim. Ne hakkında konuşacaktınız? Hatice'yi teyzesinin yanına gönderdim. Lakin içim hiç rahat değil. Belki ikisi arasında hala bir umut vardır diye düşünüyorum. İyi olmuş buraya geldiğiniz. Ben de sizinle konuşmak istiyordum. Ne hakkında? Dün akşam yemeğinde Sabahattin'in Abdülkadir'i dışarıda görmesini bilhassa söylediniz değil mi? Hünkârımızı kışkırtmak için. Niye böyle bir şey yapayım ki? Baba oğlun arasını açmak için. Biliyor musunuz Seniha Sultan? Sizin de eşinizden hiçbir farkınız yok. Hasetlik ve işten pazarlıklı davranış sizin ailenizde bir gelenek haline gelmiş. Bakın ben dürüstçe oğlumun ne gördüğünü söyledim. Hakikati söyledim. Ama siz yalan söylediniz. Oğlunuzu kurtarmak için bile olsa yalan söylediniz. Bu yüzden erdem timsali gibi karşıma geçip de bana hakaret etmeye kalkışmayın lütfen. Şimdi müsaadenizle. Kaçma güzelim, nereye gidiyorsun böyle? Yavaş. Ver valizini taşıyayım, sen yorulma. Bırak. Muhabbet edelim biraz seninle güzelim. Bırak. Ver dedim valizini taşıyayım. Beni rahat bırakın dedim. Tamam. Biz sadece yardım etmek istemiştik. Siz rahatsız olmayın Vasfi Efendi. Kemalettin Paşa, geçen gün konuştuğumuz mevzuyla alakalı ne yaptınız? Bir haber alabildiniz mi? Maalesef Sultan. Lakin itimat ettiğim iki asker konuyla hususi alakadar oluyorlar. Askerleriniz mevzunun hassasiyetinden ve mahremiyetinden haberdarlar, öyle değil mi? Elbette. İkisi de sır tutmayı gayet iyi bilirler. Ve ümit ediyorum ki tez zamanda da beklediğimiz haberi bize verecekler. İnşallah. İnşallah. Şadiye nerede? Musiki dersinde. Güzel. Haftaya Tevfik Paşa ile nişanınız var. Sonrasında seni memleketine götürecek. Sen münasip bir dilde Şadiye Sultan'a anlatırsın. Artık sultanlık hayalleri kurmazsın. Sultan olmama kimse mani olamayacak. Görürsün. Benim kocam Gerfant değil. Yardım edin Rosa. Hünkârımız neredeler? Odasındalar mı? Hünkârımız küçük mabeyindeler paşam.
Gel. Hünkârım, bunu buldum. Görmek isteyeceğinizi düşündüm. Sultanın huzuruna çıkaracağına dair söz vermiştim Mahmut Paşa. Haşa. Sümme haşa. Ben öyle bir şey demedim. Ben sizi saraya alacağımı söyledim. Sevgili dostum Bay Herzl, siz Mahmut Paşa'nın söz verip de sözünü tutmadığını gördünüz mü? Görmediniz. İşte bakın, sarayın içindesiniz. Daha ne? Senin benim için yapabileceklerin bu kadar mı? Hayır Bay Herzl, elbette ki değil. Abdülhamit'e sizden söz ettim. Bay Theodor Herzl muazzam bir adamdır dedim. Bana inanınız. Abdülhamit'in yaveriyle bile görüşmek için insanlar aylarca sıra bekliyorlar. Bir de kendinize bakınız. Mahmut Paşa ile birlikte bu güzelim sarayın içindesiniz, değil mi? Mahmut Paşa. Evet. Vakit kaybediyoruz. Biz hazırız. Yalnızca Bay Theodor Herzl da heyetimize katılacaklar. Gazeteci vasfıyla. Bay Herzl, hadi gene iyisiniz. Abdülhamit sizin de heyete dahil olmanızı istedi. Ah, size söz veriyorum. Yakında sizi Abdülhamit'in huzuruna çıkaracağım. Söz. Dostumuz sandık. Aramızı aldık, sırlarımızı öğrendi. Kim bu hünkârım? Gerfan diye masamıza oturttuğumuz adam. Senin Parvus'un kirli oyunlarını, kirli tertiplerini gördüğüm vakit geldi bu adam. Parvus'un adamı mı bu hünkârım? Belki de Parvus'un kendisi. Şirkete gidiniz. Gerfant Efendi diye bildiğimiz adamı buraya getiririz. Emredersiniz hünkârım. Hatice Sultan. Neyiniz var? İyi misiniz? Geçin böyle oturun, gelin. Buyurun, buyurun. Sultanım, ne oldu size? Niye ağlıyorsunuz? Buyurun, için buyurun. İçin. Görünüyorum. Çok güzel olmuşsun güzel kızım. Ne iyi akıl ettin. Kemalettin'le dışarı çıkacağım için çok heyecanlıyım. Kendimi çok iyi hissediyorum. İşte benim de tam olarak maksadım buydu. Naimeciğim, ne kadar güzel görünüyorsun. Yüzünün rengi yerine gelmiş. Seni böyle gördüğüme sevindim kızım. Sağ ol halacığım. Çok mutluyum çünkü. Nişanlımla dışarı gezmeye çıkacağız. Siz Vasfi Bey'le konuşabildiniz mi? Konuştuk. Lakin başı kalabalıktı. Başka bir vakitte etraflıca yine konuşacağım. Sultanım, Kemalettin Paşa sizi bekliyor. Hemen geliyorum. Esther'e sipariş vermiştik. Yeni kumaşlar getirecekti. Lakin ben bakamayacağım. Annemle siz bakarsınız. Olur kızım.
Kemalettin Paşa gezintiye çağırdı demek. Aslında çağırmasını ben söyledim. Naim'in o kadar ihtiyacı vardı ki böyle bir şeye. Hastalıktan da yeni kalkmıştı kızcağız. Üşütmez inşallah. Buyurun. Kimsiniz? Bay Gerfand'ı arıyoruz. Kendisine şirketle ilgili sormamız gereken bazı sorular var. Bay Gerfand şu anda burada değil. Nerede peki? Kendisini muhakkak görmemiz lazım. Bilmiyorum. Bana söylemedi nereye gideceğini. Peki. Biz daha sonra yine umarız. Kilometrelik bir hat kaldı. Bazı tabiaları tespit etmek üzereyiz. Gemiler yola çıktı mı? Varna'ya doğru ilerliyorlar. Rusları daha fazla kızdıralım. Ateşi körükleyelim. Rus heyetini öldür. Bay Parvus, buna lüzum... Bombayla bitirişi. Gel. Sultanın hafiyeleri sizi arıyormuş. Tabyaları hemen bulun. Tedbir al. Bu geceki gemiyle gidiyoruz. Gel. Hünkârım, mühim bir havadis var. Nedir paşa? Rus gemileri Karadeniz'de yol alıyorlar. İstikametleri Varna. Evet hünkârım. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Gelsinler paşa. Gelsinler, kapana girsinler. Beni takip edin sevgili heyet. Beni takip ediniz. Kaybolmayalım. Beni takip edin sevgili heyet. Sevgili heyet, sizlerden ricam şurada bir sıra oluşturmanız. Buyurun, buyurun. Siz de böyle buyurun. Evet, evet. Sevgili heyet, bu görmüş olduğunuz yer Galata Kulemiz. Gördüğünüz gibi muazzam bir yapı. Sevgili heyet, bu da bizim çok özel simitimiz. Birer tane buyurun. Siz de buyurun, siz de buyurun ama fazla yemeyin. Sizi daha götüreceğim sürpriz yerler var. Al evladım. Evet sevgili heyet. Bay Herzl, Bay Herzl. Sizden ricam, simitlerin parasını verebilirseniz. Teşekkürler. Sevgili heyet, şimdi beni izlemeye tekrar devam ediniz lütfen. Böyle gelin. Böyle gelin sevgili heyet. Bu taraftan lütfen. Bu taraftan lütfen. Getir evladım, getir, getir, getir. Getir, getir. Daha misafirlerimizle uzun yola çıkacağız. Koy, ha. Hay maşallah, hay maşallah. Kebap.
Ha, maşallah. Artık memleketinize dönünce bu Türk misafirperverliğini de anlatırsınız. Ha? Bay Herzl, siz de bu Türk misafirperverliğini gazetenizde bol bol yazarsınız. Biz Türkler için misafir ağırlamak bir şeref, bir onur meselesidir. Böyle yazarsınız. Ha? Hadi yiyin, buyurun, buyurun. Böyle ayrı ayrı değil, bak bak böyle ikisini bir saracaksın. İçinde kalacak kebap. Ha, böyle, bu şekil. Hadi yiyin bakalım. Bay Herzl, yani hakikaten bu kebap işini de bizim Tufan Usta'dan daha iyi yapan dünyada biri yok vallahi. Hadi, hadi. E ne var canım? Aç açına yola çıkacak değildik, değil mi? Hadi yiyin, yiyin. Böyle, bu şekil. Ha. Hmm. Gel. Şehzadem. Firuze. Ne bu halin, bir şey mi oldu? Hiç iyi değilim şehzadem. Gel, otur şöyle. Sakin ol, su iç. Anla şimdi. Nedir mesele? Bildiğiniz üzere valideniz beni evlendirmeyi münasip görmüştü. Yoksa paşanın yanlış bir hareketi mi oldu? Hayır, bilakis çok kibar. Benimle evlenmeyi de istiyor. Lakin... Lakin? Lakin ben istemiyorum. İstemediğin hiçbir şey yapmak zorunda değilsin Firuze. Valideniz, Gider Sultan kararını vermiş bir kere. Benim söz söylemeye ne hakkım olabilir ki? Onun da dediği gibi, ben sadece bir kalfayım bu sarayda. Validem sana baskı mı yaptı? Buna hakkı yok. İyiliğimi düşünüyor elbette. Lakin gönül ferman dinlemiyor. Benim ne o paşayı ne de başka birini sevmem mümkün değil. Çünkü... Çünkü? Çünkü... Gönlüm zaten bir aşkla dopdolu. Hiç hakkım olmasa da ben... Ben... Sizi seviyorum şehzadem. Bağışlayın şehzadem. Bunu size söylememeliydim. Firuze. Yüreğini ferah tut. O paşayla evlenmeyeceksin. Nasıl lezzetli pasta? Değil mi? İşte buranın sahibi vaktiyle Fransız sefaretinin mutfağında çalışıyormuş. Eskiden sefarete sırf bu adamın pastalarını yemek için giderdik.
Ya sonra tabii aşçı Lebon Efendi akıllı adam. Baktı ki pastalarına teveccüh çok. Ne yaptı? Hemen sefaretten istifa etti. Sonra da geldi bu Lebon kafeyi açtı. Burayı, burayı açtı. Zaten sefaretten de 3 kuruş maaş alıyordu. Şimdi çok zenginledi. Çok, çok zengin. Mahmut Paşa, benden bu kadar. Gidiyorum. Bay Herz, Bay Herz. Bay Herz, daha geçen sene bu Ruslar 100'den fazla Yahudi'yi öldürdüler. Bu Ruslarla birlikte olmak menfaatinize değil, hiçbir Yahudinin de menfaatine değil. Ben sizin yerinizde olsam, düşmanlarınızın karşısında olan Mahmut Paşa'ya ufak bir iyiliği çok görmem. Değil mi? Sevgili heyet, ne diyordum? Orient Express var, biliyor musunuz? Orient Express. İşte bu Orient Express'le payitahta gelen misafirlerimiz Allah inandırsın evvela bu Lebon kafeye gelirler. Niye? İşte sırf bu pastaların tadına bakabilmek için. Ya ama merak etmeyiniz siz, merak etmeyiniz. Dönüşte gene geleceğiz buraya. Rusya'ya bol bol pasta götürebilirsiniz. Ya sen yemiyorsun ama. Artık gidelim Mahmut Paşa. Başka bir yere gitmeye de lüzum yok. Öyle mi diyorsunuz? Bir müsaade bana. Bay Herzl, Bay Herzl. Sizden ufak ricam. Lütfen hesabı ödersiniz. Teşekkürler. Sevgili heyet, hadi kalkın bakalım, kalkın. Sevgili heyet, beni takip edin. Buradan, buradan sevgili heyet. Böyle geliyorsunuz, buradan. Takip et sevgili heyet. Takip et sevgili heyet. Payitaht büyük bir yerdir. Beni takip et sevgili heyet. Bidar Sultan'a böyle karşı gelmen hiç doğru değil Firuze. Senin için endişeleniyorum. Boşuna endişelenme. Bidar Sultan bana hiçbir şey yapamaz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anlamıyorum. Karşındaki koskoca Bidar Sultan. Sense sadece bir hizmetlisin. Şimdilik sadece bir hizmetliyim. Sana dediğim gibi, çok yakında şehzademle evlenip bu saraya sultan olacağım. Seni de yanıma kalfa alacağım. Bidar Sultan buna asla müsaade etmez. Şehzade Abdülkadir artık validesinin sözünden çıkmayan bir çocuk değil. Beni Bidar Sultan'a karşı koruduğunu söyledim sana. Validesinin izdivacımıza mani olmasına da müsaade etmeyecektir. Validem. Abdülkadir. Bir mesele mi var evladım? Mesele sizsiniz validem. Nasıl olur da Firuze'yi evlenmesi için zorlarsınız? Beni gelip sana mı şikayet etti? Nasıl bir hassizliktir bu? Nasıl bir kendini bilmezliktir bu? Mesele bu değil validem. Sizi Ahsen konusunda da uyarmıştım. Zorla yapılacak bir izdivaç hiçbir insana mutluluk getirmez. Firuze'yi bu konuda rahat bırakacağınızı ümit ediyorum. Belki de haddinden fazla müdahale ediyorsunuz çocuklarınıza. Onların düşüncelerine, özellikle tercihlerine saygı duymanız daha yerinde olur sanırım. Bizi saatlerdir oyalıyor adam. Nihayet binebildik trene. Mahmut Paşa misafir ağırlamayı çok sever.
Evladım senin memleket neresi? Tekirdağ paşam. Oo, âlâ. Tekirdağ'ın nesi meşhurdu? Köftesi paşam. Evladım sen şimdi vazifenin başına dön. Ben Tekirdağ'a gelince misafirlerimizi indirir, o güzel köfteden yediririm. Emredersiniz paşam. Hadi evladım, hadi. Ah sultanım, ah! Şu Mahmut Paşa'nı bir görsen. Devleti için neler yapıyor, neler. Ay uzun bacaklı. Bay Herzl, hemen koridora çıkmazsanız hepimiz öleceğiz. Ne? Hemen koridora çıkınız lütfen, hadi buyurun. Aramıza katılmış olduğunuzdan dolayı size müteşekkirim gerçekten. Oh, çok şükür ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim. Gelin Bay Herzl, gelin. Bay Herzl, tam tahmin ettiğim gibi. Bay Parvus, heyettekiler dahil hepimizi öldürecekti. Ben de mecburen sizi heyete dahil etmek zorunda kaldım. Beni kalkan mı yaptınız? Öyle değil. Başka çarem yoktu. Üstelik şunu da açıkça söylemeliyim ki Bay Parvus beni artık eskisi kadar sevmiyor. Ama sizi Bay Herzl, sizi gözden çıkaramaz. Ya çıkarsaydı? Ya beni de gözden çıkarsaydı? Burada seninle birlikte ölecektim. Ama bir de şöyle düşünmek lazım Bay Herzl. Bir dostla beraber ölmek. Ne büyük şeref. Buyurun içeri, buyurun, buyurun. Buyurun. Sevgili heyet. Firuze, sultanım. Sen beni oğluma şikayet ettin, öyle mi? Hayır sultanım, ben sadece şehzademiz vaziyeti öğrensin istedim. Sen o küçücük aklınla sadece şehzademizi kandırabilirsin. Derhal eşyalarını topla, buradan gidiyorsun. Sultanım, yalvarırım, affedin sultanım. Sen haddini çoktan aştın. Sana acıdım. Merhamet gösterdim. Lakin hataymış. Şu vakitten sonra ne Şadiye Sultan ne Abdülkadir beni kararımdan vazgeçiremez Firuze. Derhal toparlan ve buradan git, bir daha seni gözüm görmesin. Saraydan çıkana dek yanında kal ve gittiğinden emin ol. Efendim, buldunuz mu bir şey? Yok. Sen bulabildin mi? Evet. Bazı evraklarda eksiklik var. Sahte Gerfant'ın adresini bulduk galiba. Tabyaların yerleri. Tam 8 tane. Gemilerinize derhal tabyaların yerlerini bildirin. Bombardıman başlasın. Rus heyetinin de katledildiğini bildirin.
Yine perhizi bıraktınız galiba Mahmut Paşa. Ya. Hiç sormayın Bay Herzl, hiç sormayın. İşte böyle kalabalığı görünce kendimi tutamıyorum. E kalabalıkta da yemek yemenin lezzeti ayrı oluyor canım. Ha! Hey maşallah, hey maşallah. Sevgili heyet, işte buna Tekirdağ köfte denir. Çok lezzetlidir. Bakın şimdi. Sevgili heyet, siz niye birer tabak söylemiyorsunuz canım? Böyle olmuyor ki. Mahmut Paşa, acele edin, treni kaçıracağız. Aa, bir de o vardı değil mi? Dur bakayım. İyi hatırlattın. Hay Allah. Vallahi doğru. Hay Allah. E tren kaçtı. Ne? Tren kaçtı mı? Vallahi kaçtı. Ama benim suçum değil canım. Ben nereden bileyim? Ben istasyonları karıştırmışım. Ben bu istasyonda yarım saat mola veriliyor zannediyordum. Meğer bu istasyonda 20 dakika mola veriliyormuş. Hep bunun suçu. Evladım neden geç getiriyorsun köftelere? Bak senin yüzünden treni kaçırıyoruz. En yakın tren de yarın. Bari payitahta dönüş trenini kaçırmayalım. Çok haklısınız Bay Herzl, çok haklısınız. Hemen gitmemiz lazım. Ama sevgili heyet, siz de boşuna üzülmeyin canım. Bu Bulgarlar kaçmıyor ya. İki gün sonra onları incelersiniz. Değil mi? Bay Herzl, Bay Herzl. Sizden de ufak bir ricam olacak. Hesabı öderseniz lütfen. Teşekkürler. Evet. Hadi gidelim sevgili heyet. Bu taraftan sevgili heyet. Takip et sevgili heyet. Buradan. Hasta yatağımda yatarken bir daha kalkamayacağımı düşündüm. Ölmekten değil de seni bir daha görememekten korktum. Sevdiğinin gözlerinin içine bakıp nefes alabilmek ne kadar güzel bir nimetmiş meğer. Allah sizi bize bağışladı Sultan. Aslında her ne kadar beni korkutsa da bu hastalığa bir teşekkür borçluyum. Neden? Sayesinde yanıma gelip yüzüğü parmağına taktın. Sen de bir daha beni görememekten korktun öyle değil mi? Elbette sultanım. Size asla kötü bir şey olsun istemem. Çiçekler ne kadar güzel. Bütün çiçekleri çok seviyorum. Ama en çok kırmızı gülünü severim. O zaman bu demet sizin olmalı sultanım. Hayırlı işler olsun.
Eyvallah Hunet Efendi. Saydın mı Söğütlü? Bana kaç can borcum var? Ben 4'te bıraktım saymayı. Bundan kaçmış. Yardım edin lütfen. Barus hapsetti beni buraya. Benim adım Gerfand. Gerfand mı? Evet. Payitahta geldiğim vakit Barus'un adamları kaçırdılar beni. Ben Sultan Abdülhamit'in dostuyum. Günlerdir burada mahsur bıraktılar. Ailemi de kaçırmışlar. Sultan Abdülhamit'e götürün beni. Her şeyi anlatacağım ona. Lütfen. Sen saraya dön. Gerfand Efendi sana emanet. Ben diğerlerini hallederim. Sakin ol. Oturun. Önce şu zinciri nasıl çözeceğimize bakalım. Sağ ol. İşini bitirdin mi? Herzl de onlarla beraberdi. Herzl'ın ne işi var onlarla? Mahmut Paşa heyete dahil etmiş. Abdülhamid'in hafiyeleri peşimde. Sen burada kal. Oyalı onları. Tamam. Siz gidin. Yemi için her şey hazır. Tamam. Gitmek istemiyorum saraydan. Şadiye Sultan'ı bırakmak istemiyorum. Bırak ağlamayı. Sen bu saraya hiç gelmemeliydin. Şu saray hapsin bir bitse de... eski günlerdeki gibi bir efkar dağıtsak kardeşimle. Çok iyi olur Sabahattin. Çok iyi olur. Bu gördüğün muamele... ufak bir çocuğunkiyle aynı. Sabredebilmene şaşıyorum. Bu kapılar, bu duvarlar... fikirlerime ve hayallerime kilit kuramaz Sabahattin. Ayrıca... sarayda muhabbet ettiğim bir arkadaşım da var. Kimmiş bu arkadaş? Pek sevdiğim biri herhalde. Böyle bahsederken gözlerinin içi gülüyor da. Gel. Şehzadem. Muhallebici olduğunu söyleyen biri geldi. Size istediğiniz bir şey getirmiş. Getirdiği şeyi hemen mi? Tamam şehzadem. Bu kadar parayı bir muhallebi için vermedin herhalde değil mi?
Gel. Şehzadem. Hala. Senin şu arkadaş bir hanım herhalde. Ha? Hem de çok müstesna duygular hissettiğim bir hanım. İşte buna aşk diyorlar kardeşim. Aşk. Müsaade edin bir kez daha konuşayım sultanımızla. Yalvarırım, ne olur. Sen bu saraydan gidiyorsun artık Firuze. Firuze abla! Gitme! Sultanım. Gitme Firuze abla. Ben de gitmek istemiyorum sultanım. Hiç istemiyorum hem de. Sultanım, benimle gelin. Şadiye sultanım, benimle gelin hadi. Sultanım. Şadiye sultanım. Firuze abla gitme. Sultanım. Firuze abla. Bırakın. Firuze abla. Firuze abla. Bırakın. Bari arkadaşımla vedalaşayım. Şehzadeye söyle. Onunla daha evvel gezdiğimiz yerde bekleyeceğim onu. Saat 8. Muhakkak sen. O beni bulur. Şadiye Sultan çok üzüldü. Alışacaktır. Abdülkadir duyunca size kızmasın. Abdülkadir daha çok toy. Vakti gelince onu bu kızın pencerelerinden kurtardığım için bana teşekkür edecektir. Aptal Firuze. Kendini saraydan kovdurdun. Firuze yok mu?
Hayır yok şehzadem. Firuze Kalf'a gitti. Artık saraya dönmeyecek. Nereye gitti? Bilmiyorum şehzadem. Söylemedi. Bu kumaşları hususi sizler için Paris'ten getirttim. Dokunun bakın, Hasip Bey. Tam sizlere layık. Gerçekten çok güzelmiş. Naime buna bayılır. Müsait olduğunda size uğrasın, bir model beğensin, siz de ona güzel bir elbise dikersiniz. Büyük bir keyifle sultanım. Sultanım, Hatice Sultan nasıllar? Kendisini merak ettim de. Hatice? Evet, bugün büyük bir telaşla ve perişan halde dükkanıma geldi. Kendisine bir bardak su verdim. Ne olduğunu sordum ama hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Nereye gitti? Nereye gittiğini söylemedi mi? Hatice Sultan, teyzesinin yanında değil miydi? Gel. Hünkârım, Rus gemileri bombardıman başlatmış. Bombalanan yerler belli mi? Boş arazileri. Hamdolsun tabyalarımızdan açılan ateş neticesinde arkalarına bakmadan kaçmışlar. Rus gemileri tabyalarımızı bombaladıklarını sandıkları için gafil avlanmışlar. Demek tuzağa düştüler. Peki Gerfand diye o adama verdiğimiz harita? Karartıp verdiğimiz mıntıkalarla Rus gemilerin bombaladıkları yerler aynı. Gel. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Hünkârım, heyeti gezdirdim, gezdirdim, geri getirdim. Biz de karşımıza Gerfand diye çıkan adamın hakiki Gerfand olmadığından eminiz artık. Öyle mi? Yem olarak gösterdiğimiz yerleri mi bombalamışlar? Evet. Artık bu ihanetten eminiz. Lakin merak ettiğim şu. Bu Gerfand denen adam aslında Parvus mu? Çabuk Karabacı, çabuk! Çabuk gelip sana çabuk! Nereye gidiyorsun ahmak herif? Limana demiştim! Gül. Yere düşmüştü.
Kıyamadım. Allah'ım çok şükür. Hatice. Kendinizi aşkınıza o kadar kaptırmıştınız ki. Ardınızda bırakıp gittiğinizi fark etmediniz bile. Ayaklar altında ezilecek olması umurunuzda bile olmadı. Hatice, ona aşık olmadığımı biliyorsun. Her yerde seni aradım, deliye döndüm. Sen beni mi takip ediyordun? Beni aradın öyle mi? Ben hep yanındaydım. O limanda çaresiz bir başıma bırakmasaydın... bir ömür boyu yanında olacaktım. Naime. Çok hastaydı. Ölüyordu Hatice. Yapamadım. O yaşasın diye sen... ikimizi öldürdün. Farkında bile değilsin. Ama biliyor musun? Bir kere ölen... bir daha ölmezmiş. Pansuman yapalım. Canım acımıyor. Artık canım hiç acımıyor. Hatice. Hiç kimse bir daha benim canımı bu kadar acıtamayacak. Hatice. Sana yaşattığım her şey için beni affet. Madem yaşarken bir araya gelmemiz mümkün değil. Ölüme birlikte gideriz biz de o halde. Ölüm... senin elinden gelecekse... buyursun gelsin. Lakin... ben sana kıyamam be Sultan. Yapma. Anlamıyorsun. Başka türlüsü mümkün değil. Birlikte olmamız mümkün değil. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Kapı kilitli. Hadi kaçalım. Olur. Git. Kapıyı aç.
bizi kimse ayıramayacak. Emrettiğiniz gibi getirdim hünkârım.